Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Cenk Çağlar ve Şakir arkadaşımız da yanımızda. Ama dedi ben bugün sessiz duracağım, hocam sen anlat dedi, tamam dedim. Şimdi tabii bu bazı mini testleri arkadaşlarımız her gün istiyordu. Fakat bazıları dedi ki yetiştiremiyoruz, parça parça koyun diye. Biz de tamam parça parça koyalım, siz yeter ki hepsini izleyin, bir şeyler öğrenin. O yüzden haftada iki tane falan koyuyorum ki zamana yayılsın diye. Bütün mini test bitecek tabii ki. Evet, kelime sorularından başlayalım. Sustain, sürdürmek, devam ettirmek. Fulfill, yerine getirmek. Do, carry out anlamında. Commence, başlamak. Start, begin. Initiate, launch. Participate in, katılmak. Consist of, oluşmak. Water consists of hydrogen and oxygen. Although Turkey did not in, bakın burada in önemli. Şakir'cim niye in önemli? Bunlar bu kelimelerden bir tanesi in alıyor da o yüzden. Although Turkey did not in World War II, yani Türkiye 2. Dünya Savaşı'na katılmamasına rağmen, poverty, yani yoksulluk, devastated, harap etti, yıktı nereyi? Ülkeyi. Şimdi İngilizce'de tekrardan kaçındığımız için, mesela burada Türkiye'de, Türkiye'de değilse burada bir daha Türkiye diyemez. Bunu cümle tamamlama, anlam bozan, paragraf tamamlamada çok kullanırsanız the country diyebilir. Participate in, katılmak demek. Restriction, restrict ne demek? Kısıtlamak demek. Yani limit. Resesyon, yani Türkçesi recession, resesyon, durgunluk, economic recession, yani ekonomik durgunluk daha çok kullanıyoruz. Replacements, yer değiştirmeler. Dedicate, adamak, dedication, adama. Progress, ilerleme, kaydetmek, progression, ilerlemeler. Even though a drop, düşüş, in global oil prices, yani küresel petrol fiyatlarında bir düşüş ne yaptı? Has helped drive the economy in Kremlin. Yani Kremlin'deki, pardon, ekonomiyi neye düşürdü? Resesyona düşürdü, ekonomik resesyon. Kremlin has continued to spend big on military. Yani diyor ki petrol fiyatlarındaki bir düşüş ekonominin durgunluğa girmesine sebebiyet vermesine rağmen Rusya, yani Kremlin, askeri harcamalara, büyük harcamalara devam etmekte. Yani resesyon olacak. Obstruct, engellemek, obstructive, engelleyici. Distant, uzak demek. Accurate, correct, doğru anlamında. Precise, kesin, net. Massive ise büyük, kocaman, devasa. Despite investment and high prices, yani yüksek fiyatlar ve neye rağmen, nasıl yatırıma rağmen, Şili'nin bakır maden üretimi 2007'dekinden çok daha az. Neye rağmen, burada high var bakın, bu da bize bir ipucu, end ile bağladığı için paralel devam edecek. Despite massive investment and high prices, Chilean copper mine production is lower than it was in 2007. Evet Şakir'cim, instead of ne demek? Yerine demek, yani rather than. In addition to, yanı sıra, as well as veya besides eş anlam olabilir. Because of, owing to, due to, in view of, on account of, on grounds of, hepsi den dolayı demek. In terms of, açısından, bakımından, in case of, mesiması durumunda. During the course of the 20th century, yani 20. yüzyıl boyunca, the water quality of Great Lakes deteriorated, yani büyük göllerin su kalitesi deteriorate, aggravated, worsened, yani kötüleşti. Niye kötüleşti? Bakın burası negatif. Negatif. Burada da kirlilik var. Burası da negatif. Negatif. Largely pollution by cargo vessels and
industries along its shores, yani kıyılarındaki sanayiler ve büyük kargo gemilerinin sebebiyet verdiği kirlilikten dolayı, kirlilik yüzünden, yani because of owing to grubu. Basit bir soru. While iken, now that, madem ki, eğer demek, now that'ten sonra ya emizar ya da present perfect tense kullanıyoruz Şakir'cim, bunu unutma. Now that'in because anlamı da var. Before'u biliyoruz. Unless if'in negatifi. Yani medikçe madıkça, after da sonra demek. Plastik icat edilmeden önce deriz herhalde. Ivory, yani fil dişi, was used for making objects of everyday life. Yani günlük yaşamdaki nesneleri yapmak için fil dişi kullanılırdı. Ne zaman? Plastik icat edilmeden önce. Evet. Şimdi buradaki sorular, gençler, ÖSYM'nin hazırladığı türde, özellikle tense sorulara bakın. Nasıl yapıyor? Bir tarafını tense veya kısaltma, bir tarafını tense soruyor. Öbür tarafa kısaltma koyuyor. Bu kısaltmalarda aktivini, pasivini bilmeniz gerekiyor. Bunlara dikkat edin. Şimdi ben kısaltmayı nereden anlayacağım? Şimdi bakın, Aboriginal people'dan başlayıp da 50 bin yıla kadar olan yerde bağlaç yok. Bağlaç yoksa diyeceksiniz ki bu as ne demek? Olarak demek. Bu bağlaç değil. Bağlaç iki tane bağımsız cümleyi birbirine bağlar. O zaman bir tane fiil olur, diğeri relative clause kısaltmadır. Mesela bakın şu E şıkkındaki was known bir tense, past tense'in pasifi. D şıkkındaki has been known, bu da tense. A şıkkındaki is known da tense. Şimdi geriye kaldı B ve C şıkları. Bak, Aboriginal peoples on the continent now as Australia for more than 50,000 years. Yani şu an Avustralya olarak bilinen yerde. Avustralya olarak bilinen. Aktif mi, pasif mi? Pasif. O zaman doğru cevabımız Bursa olacak. C şıkkında burada now var bakın. Now'dan dolayı bu had lived buraya uymaz. O yüzden de B seçeneği doğru cevap olur. Ancient kelimesi burada önemli. Eski olimpiyat oyunları dediğine göre macerasız past tense. Bunu biliyorsunuz. Were a sporting event held every 4 years. Bak, buraya kadar da yine tek bir cümle. Burası bir relative clause kısaltma olacak. Relative clause kısaltma ve pasif olacak. Yapılan olimpiyat oyunları which was held ya da which were held. Which were'ı kısaltmışlar. Ne kalmış? Held kalmış. Since December, burası önemli. Since'ten sonra bakın, December gelmiş, verb 2'nin yerine geçti. Şu boşluğa present perfect veya present perfect continuous gelebilir. Bakalım. Burada 3 tane şık gitti. Yani ya Denizli olur ya Edirne olur. Since December, Aralık'tan beri torrential rains in Malawi, Mozambique and Zimbabwe ne yapmakta? Binlerce evi, hektarlarca ürünü tahrip etmekte. Tahrip etmekte, yani aktif. Aktif olduğu için de seçenek E şıkkı olacak. Evet. Ancient cultures in Greece, Yunanistan, Mısır ve Roma'daki eski kültürler ve Finikeliler developed, gelişti. Nerede? Akdeniz bölgesinin kıyıları boyunca. Kıyıları boyunca. Nasıl dersiniz? Along boyunca demek. Beyond ötesinde, under altında, over üstünde, across. Across'la along burada karıştırırsınız. Across mesela
bir yerden bir yere düz gidiyorsunuz. Along ise boyunca gidiyorsunuz. Along the shores biraz da reading yaparaktan kulağınıza daha hoş gelecektir. The people of these civilizations, bu medeniyetlerin insanları not only traded, bu medeniyetin insanları sadece diğer insanlarla, diğerleriyle, bakın traded, other'dan sonra çoğul isim gelir. Bunu elerim. Peki the other tekildir, başkalarıyla diyeceksin. Each other da tekildir, bu da gider. The others derseniz tanıdığınız diğerleri. Peki tanıdıkları diğerleriyle mi ticaret yapıyorlar? Tanımadıklarıyla da yapabilirler. O zaman others, yani other civilizations ya da other people diyebilirsiniz. The people of these civilizations not only traded others ya da other people, but sailed over the calm seas, yani sakin denizlerde seyahat etmişler. Ne yapmak için? Decline, azaltmak. Inhibit, engellemek. Abolish, yürürlükten kaldırmak. Alleviate, hafifletmek, rahatlatmak. Relieve, mitigate, soothe anlamında. Enlarge ise genişletmek. Peki bunlar their territories diyor. Sınırlarını ne yaparlar? Genişletirler. Dolayısıyla enlarge olacak. Bakın burada plenty, most of, a great amount, a great deal, some gibi quantifier'lar var. Muslims, Müslümanlar, şuradan başlayalım. For hundreds of years, yüzlerce yıl, Mediterranean Sea, Akdeniz, was the main water route, yani ana deniz rotasıydı. Müslümanlar Akdeniz'in neyini kontrol ediyorlardı? Bakın, plenty of olması gerek. Bu gitti. A great deal of, some of. Miktar belirten her şey of alır. A great amount of olacak. Dolayısıyla most of doğru cevap. Most of the Mediterranean throughout the early part of the Middle Ages, yani Orta Çağ'ın ilk başlarında Akdeniz'in büyük bir bölümünü Müslümanlar kontrol ediyorlardı. Some centuries later, daha birkaç yüzyıl sonra Venedik ve Floransa became the world's main trading centers, dünyanın ana ticaret merkezleri oldu. Evet, as a result, sonuç olarak, so, thus, hence, therefore, consequently, furthermore, moreover, in addition, yanı sıra, however, yet, still, nevertheless, nonetheless, yine de, otherwise, or else, aksi takdirde, rather'la instead'de yerine demek. Okay. Şimdi burası, bakın, dünyanın ana ticaret merkezleriydi diyor. When Vasco da Gama sailed around Africa during the age of exploration, yani diyor ki keşif çağında Vasco da Gama Afrika'yı dolaştığında, the trade road across the Mediterranean to Asia, yani Akdeniz'den Asya'ya olan ticaret yolu daha az önemli oldu. Şimdi bir tarafta önemliydi, burada daha az önemli. O zaman ne olması lazım? Bir zıtlık bağlayıcı olması lazım. O zaman however diyeceğiz. Okay. Geldik yarım cümle sorularına. If var. If'ten sonra doesn't demiş. Demek ki if de mutlaka bir zaman uyumu olması gerekir. Şimdi B şıkkında printed dedi, zaman uyumu yok. Edirne'de had to dedi, zaman uyumu yok. If a country does not have any energy supplies of its own. Şimdi burada a country'yi de ikinci tarafa it olarak da geçirebiliriz. Yani diyor ki eğer bir ülkenin kendine ait enerji rezervleri yoksa, they couldn't control. They dediği a country, they olmaz, it olur.
B'yi eledik. Şimdi a country, a country. İki tane a country, a country olmaz gençler. Bir kere a country dediyse it diyeceksiniz. Bakın burada mesela Denizli'de it var. Zamir bizi aldatır mı Şakir'cim? Aldatmaz. Zamir bizi asla aldatmaz. It has to import energy. Eğer kendine ait enerjisi yeterince yoksa enerji ithal etmek zorunda. And it has to pay a high price for oil and gas. Yani petrole ve gaza yüksek fiyatta uygulamak zorundadır. Yani D seçeneği doğru cevap olur. Geldik 15. soruya. Burada bir when var. When bir zaman bağlacı. Zaman bağlaçları zaman uyumu istiyor. Bakın burada get into dediğine göre present. Bu E şıkkındaki would past. Bu da past. Evet. İki tane dedik. People'ı ikinci tarafa ne olarak geçirtelim? When people get into contact with other civilizations, yani insanlar diğer medeniyetlerle temas kurduklarında, bakın ikinci tarafa they olarak geçebilir dedim. They need a common language to communicate. İletişim kurmak için ortak bir dile ihtiyaç duyarlar. Burada diyor ki standart diller bile yüzyıllar boyunca değişir. Shakespeare dönemindeki İngilizce şu anki İngilizceden oldukça farklıdır gibi anlamsız şeyler var. O zaman doğru cevabımız Ceyhan olacak. It is commonly believed that the preservation of natural resources is imperative. Yani doğal kaynakların korunmasının zorunlu olduğuna inanılır. Bakalım. However, individual awareness, yani fakat bireysel bilinç sağlıklı bir ekosistemi sürdürmede önemlidir. Bakın burası cümle pozitifti. Burası pozitif bir cümle. Şimdi however dediğiniz zaman ikinci tarafınızın negatif olması lazım. Ama burası neyi? Pozitif. Eledim. Yet'le bağlıyorsam eğer, yet bir zıtlık bağlacı, buranın negatif olması gerekir. Yet most people seem to exert no effort in doing so. Fakat çoğu insan bunu yapmakta hiç çaba göstermiyor. Evet, yani doğal kaynakların korunmasının önemli, zorunlu olduğuna inanılıyor ama çoğu insan bunun için çaba göstermiyor. Bu olabilir. Batlı cümlenin negatif olması gerekiyordu. Bakın burada ekonomik gelişme var, efendim essential, mesential diyor. Burası da ney? Pozitif. In addition derseniz şurada bakın also var. Also tekrarlattırır. Yani kimya sınavını da geçti dememiz için daha önce fizik sınavını geçti, kimya sınavını da geçti. Bu also burayı bozdu. Evet. Ayrıca dünyanın ikliminin diyor geçen during the past century, geçen yüzyılda çok daha hızla değişmiş diyor. Bu da yukarısı pozitifti, burası negatif. Dolayısıyla doğru cevabımız Bursa olacak. Yine bakın burada bir although var, bir zıtlık bağlacı. Burada da underdeveloped countries var. Underdeveloped countries ne demek? Gelişmemiş ülkeler. Bunun zıttı ne olabilir? Gelişmiş ülkeler. Değil mi? Although many people think that malnutrition, yani kötü beslenme is a severe condition, ciddi bir durum, that affects only underdeveloped countries of the world. Yani birçok insan kötü beslenmeyi dünyanın gelişmemiş ülkelerini etkileyen bir durum olarak görmesine rağmen gelişmiş ülkelerde de çok obezite var, değil mi? There is a possibility of its occurrence. Bakın buradaki its de çok önemli. Niye önemli? Çünkü zamir sizi hiç aldatmıyor. Malnutrition'ı ikinci tarafa it olarak alırsanız A ve B'de kalıyor. İki şıkka kalıyorsunuz. Anlamdan da
Doğru cevabı buluyorsunuz. Evet. Evet, geldik paragraf sorusuna. Gençler, Truva Atı'nı biliyorsunuz. Truva Atı tabi bir tarihteki Truva Atı var. Bir de bilgisayarlarımıza sızan Trojan diyorlar ya, bunu ok yazıldığı gibi okuyorlar. Bu da bir tür virüs. Evet, bunlarla ilgili bir parçamız var şimdi. There is an old saying, bir söz var. Beware of Greeks bearing gifts. Yani eğer Yunanlar size bir hediye veriyorsa dikkatli olun. İçinden yani Truva Atı gibi bir şey çıkabilir. This saying, bu söz, comes from the legend of the Trojan Truva horse. Yani bu Truva Atı efsanesinden geliyor bu söz. Trojan horse neymiş bu? Huge, hollow wooden horse. Yani büyük, devasa, ahşap bir at. Constructed by the Greeks, yani Yunanlılar tarafından inşa edilmiş. Niye inşa edilmiş? In order to, so as to gain entrance into the Troy, yani Truva'ya, Truva Savaşı'nda girmek için inşa edilmiş. Bu at, Truva atı, usta bir marangoz ve pugilist dediği boksör, ne alaka, olan bir Epeius tarafından yapılmış. Yunanlılar pretending to desert the war, Yunanlılar böyle savaştan terk ediyormuş gibi görülmüşler, öyle bir görüntü çizmişler. Sailed on the nearby islands of Tenedos, yani bu Tenedos adasının yakınlarında bir yerde durmuşlar. Leaving behind Sinon, Sinon diye birini bırakmışlar, who persuaded the Troans that the horse was an offering to Athena. Ve that would make Troy impregnable. Impregnable, yenilmez. Şimdi Sinon diye bir adamı geride bırakıyorlar. Bu adamcağız da ne yapıyor? Truvalıları ikna etmeye çalışıyor. Ne konuda? Atın diyor Athena'ya, yani savaş tanrısı, Truva'yı yenilmez yapacağı, o yüzden de bu atı hediye olarak alın, bak neler olacak, çok yenilmez olacaksınız. Despite the warnings of Lacon and Cassandra, yani Lacon ve Cassandra'nın uyarılarına rağmen, the horse was taken inside the city gates, atı şehrin kapılarından içeri alıyorlar. That night, o gece Yunanlı savaşçılar emerge from it, onun içinden çıkıyorlar. And open the gates, kapıları açıyorlar. To let in the returned Greek army, yani geri dönen Yunan ordusunun içeri girmesine izin vermek için kapıları açıyorlar. The story is told at length in book 2 of bilmem ne. Yani bu şu kitabın içinde bu hikaye anlatılıyor. Sonra the term Trojan horse, yani Truva atı, has come to refer the subversion introduced from outside. Bu Truva atı dışarıdan bir yıkım anlamına geliyor. 20. yüzyıldan başlayarak da the name Trojan horse, Truva atı, was applied to a deceptively benign computer codes that seem like legitimate applications. Yani böyle yasal bir uygulamaymış gibi görülen fakat kandırıcı, zararlı bilgisayar kodlarıymış bunlar. But are written to damage, yani yasal bir şey değil, zarar vermek veya işte kişinin bilgisayar programını bozmak veya kişisel bilgilerini çalmak için kullanılıyormuş. Burada o zaman şu 20. yüzyıla kadar ya da şuraya kadar diyelim, Truva şeyinden bahsediyor, virüs olmasından bahsediyor. Burası da Truva'nın hikayesinden bahsediyor. Hemen 19'u yapalım isterseniz. The horse was given by the Greeks to the Trojans. Yani at Yunanlılar tarafından Truvalılara veriliyor. Niye veriliyor? Bakalım. The horse was given by Greeks to the Trojans in order to. O da şurada bakın. Heh.
That would make Troy impregnable. Yani Truva'yı yenilmez yapacak. Şimdi please mutlu etmiş bunları. Hayır, burada mutlu etmedi. Warning, uyarılar getirmişlerdi bak. Lacon ve Cassandra. Bunu eledim. Birlikte denizlere açıldılar. Hayır, birlikte denizlere açılmadılar. Protect Troy from outside forces. Dış güçlerden Truva'yı koruyacak. So that it could not be entered by force. Yani güçle oraya girilmeyecek. Doğru. Koruması için verilmiş. Yani bir hediye olduğu söyleniyor. Show their gratitude to Greek gods and goddesses. Yani Yunan tanrı ve tanrıçalarına minnettarlıklarını göstermek için verilmiş. Ya da burada da diyor ki aralarındaki savaşı bittiğine ikna etmek için. Bu da anlamsız oldu. Doğru cevabımız Ceyhan. 18'e girelim, bakalım. Yazarın diyor Truva atını ve onun tarihini. Truva atı ve tarihi. Funny story in which Greeks are presented. Bak burada Yunanlılara verilmiş diyor. Burada Yunanlılara verilmedi arkadaşlar. Truvalılara verildi. Aslında komik bir hikaye, doğru. Ve böyle üçkağıtçı ve şey gösteriliyor. Güvenilmez gösteriliyor. Ha, pardon, burada şöyle özetlenebilir dedi. Truva hikayesi. Çok komik bir hikaye. Burada Yunanlılar üçkağıtçı ve güvenilmez olarak gösteriliyor. Bu arada Yunanlıların üçkağıtçı veya tamam üçkağıtçılık yapmışlar ama yazar bundan bahsetmiyor. Biz çıkarımda bulunabiliriz. A detailed account of the war between the Greeks and its foes. Yani Yunanlarla düşmanlar arasında detaylı bir savaşın anlatımından bahsediyor diyor. Olabilir. Detaylı bir anlatım var. Yunan carpentry yani mobilya sanatından bahsediyor diyor. Burada atı inşa eden Yunanlı sanatçı Epeius'un biyografisi hiç yok. Tanımlayıcı bir hikaye, bu da tarihi film yapıcılarına ilham verdi diyor. Bu da değil. Şimdi burada iki tane seçenek kaldı. Truva atının tarihi özeti nasıl? Yani komik bir hikaye. Yunanlılar işte üçkağıtçı ve güvenilmez olarak gösterildiği komik bir hikaye. Burada da Yunanlılarla düşmanlar arasındaki savaşın detaylı bir anlatımı. Tabii detaylı anlatım daha doğru. Burada hikayedir falan, funny story'dir demiyor. Evet. İtizen Almıç bir şeyi sormadı. Bu mavili kısımdan mutlaka bir soru soracak. Bak, Trojan Horse, Truva atı. It is acknowledged by the writer of the passage that the term Trojan horse was the name given to the wood play horse of a Greek carpenter. Yani Yunanlı bir marangozun ağaçtan wooden play horse, bak oyuncak at olmadı. Was given a name to the computer company, bir bilgisayar şirketine mi bu Truva atı ismi verildi? Hayır. Metamorphically symbolized, Truva atı güvensizlik ve yasa dışı müdahaleyi temsil ediyor. Evet, şurası. Burayı da şöyle boyayalım. Doğru cevap Ceyhan olacak. Evet, benim uzun diyalog sorularıma geldik. Evet, genel müdürle insan kaynakları müdürü konuşuyor. I can assure you that, size temin edebilirim ki, size garanti verebilirim ki, I will do my best, elimden gelenin en iyisini yapacağım ama as you are already aware, sizin de zaten farkında olduğunuz gibi standart kontratlar ve anlaşmalar şirketin sıradan dosyaların içinde şu ana kadar saklanıyordu. And not on disks, ve disklerin içinde değil. It will be rather difficult to alter this standard procedure. Yani bu standart prosedürü değiştirmek oldukça zor olacak.
You must do your best to convince the employees of this company. Bu şirketin çalışanlarını ikna etmek için elinden geleni en iyi yapmalısın. The advantages of word processing. Ha, yani word processing'in yorucu olduğuna dair. Şimdi burada konumuz word processor. Take my words, boss. I will get to it immediately. Hemen yapacağım diyor. Şimdi konu burada word processing'in avantajlarının daha üstün geldiği. O zaman konumuz word processor. A'da sekreter bul diyor. Hikaye anlattı. Senin raporun kesin ve net açıklanmıştı. Hayır. Bakın burada word processor diyor. Word processor. The memory system in word processor enables documents to be produced extremely fast and save space to we should adopt this system. Biz bu sistemi kullanmalıyız. Doğru cevabımız da bakın word processor kelimesinden dolayı Ceyhan olacak. Evet, geldik eş anlamlı cümleye. Only a single organ donor was found. Sadece tek bir organ bağışçısı bulundu. But a few hours after the operation, fakat ameliyattan birkaç saat sonra the transplanted organ, yani nakledilen organ failed to function, görev görmeye göremedi ve hasta öldü. Evet. Şimdi burada diyor ki 2 saatlik ameliyatın sonunda tek donörün, yani tek bağışçının tek organı hastanınkiyle eşleşmedi ve ölümle sonuçlandı. Burada bakın, burada uyuşmamazlık yukarıda geçmiyor. 1. 2. 2-hour transplant operation, birkaç saat diyor. Tam net saatini söylememiş. B'ye gelelim. The patient who had undergone an organ transplant operation through the donation of an individual person lost his life. Bakın şimdi burada a few hours var ya, birkaç saat. Bu ikinci tarafa a couple of hours olarak geçebilir. Malfunctioning ile failed uyabilir. Yani doğru cevabımız bursa olabilir. The only organ which had been functioning in the body of the donor did not make it in the body of the sick patient because the operation took more than an hour. Yani burada ameliyat bir saatten fazla sürdüğü için değil. Şurası bozdu. Once the patient died, hasta ölünce birkaç saat geçti. Successful operation, bu da olmadı. Başarılı ameliyat. By the end of long lasting, bak çok uzun süren, çok uzun süren de değil. Dolayısıyla doğru cevabımız bursa olacak. Şakir'cim uyuma. The language proficiency exams of modern times, yani modern zamanların dilde uzmanlık sınavları are not as easy as they seem. Göründüğü kadar kolay değil. Are full of tricks, yani böyle üçkağıtçılıklarla, çeldiricilerle dolu. Bu yüzden de çok sıkı çalışmamız gerekiyor. Sınavlar kolay diyor. Hayır, sınavlar zor. Çok çalışmayalım diyor. Çok çalışacağız. There is no need to work. Çalışmaya gerek yok diyor. Çalışmaya gerek var. There is no need to study diyor yine. Çalışmaya gerek var. Let us study very hard. Çok sıkı çalışalım and not be fooled by the fact that exams are a piece of cake. A piece of cake ne demek biliyor musunuz? Çantada keklik, yani kolay. Kolay olduğunu düşünmeyelim. Çünkü language proficiency exams of today. Bak şurası aynı.
Tricks. Trick ne demek? Çeldirici, üçkağıtçılık. Evet. Full of la, lot of aynı anlama geldi. Doğru cevabımız da Ceyhan oldu. Bu durumda ne söylersin? You come home at a very late hour. Çok geç bir saatte eve geliyorsun. So you try to walk on your tiptoes. Parmaklarının ucunda yürüyorsun. Niye? Ev halkını uyandırmamak için. Just as you were about to enter your room, tam odanıza girecekken baban farkına varıyor eve geldiğinin ve sana şunları söyleyerekten bağırıyor. Hey oğlum, günün nasıldı? Bu saatlere kadar neredeydin? Olmadı. Bu ay olacak. I thought you were sleeping. Uyuduğunu düşündüm. That's why. İşte bu yüzden babası söylemez bunu. Oğlu söyler. Uyuduğunuzu düşünüyordum. İşte bu yüzden gürültü yapmamaya çalıştım. Bunu kim söyler? Oğlu söyler. Hırsız! Evde hırsız var! Demez herhalde. Çocuğunu görmüş. I really hope you had good time because you won't be able to. Umarım iyi vakit geçirmişsindir. Çünkü uzun bir süre dışarı çıkamayacaksın. Ta 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 tam. Öyle der herhalde, değil mi? Yani. Burada da yine baba konuşması gerekiyor. Bakın kimin konuşması gerektiğine çok dikkat edin. Söz veriyorum, bir daha eve geç kalmayacağım. Lütfen beni affet. Baba söyleyecek bunu. Bunu oğul söyler. Evet, paragraf tamamlamaya geldik. As an illustration of the health risks in the case of a married couple where one partner is smoker and one a non-smoker. Yani biri sigara içen, biri sigara içmeyen, sağlık risklerinden bahsediyor. Okay. The risk of lung cancer also increases. Bak burada bir also increases. Yani akciğer kanseri riski artar. Over years of exposure, maruz kalma, and the figure jumps to 8% if the spouse has been smoking 4 packs a day for 20 years. Yani çiftlerden biri 20 yıl boyunca günde 4 paket sigara içerse %80 artarmış. Pasif içicilikten. Şu EPA nereden çıktı bir kere? Bak, also causes dedi. Şuna da sebebiyet verir. Bu çok genel bir ifade. Şimdi, bakın burada a smoker, bir de non-smoker var. Bir tane sigara içen, bir tane de içmeyen. The risk of lung cancer also increases. Şimdi bakalım. The letter dediğine smoker'la non-smokers'ı eğer. Birincisi, sonuncusu yani diğeri. The letter is believed to have a 30% higher risk of death from heart disease because of passive smoking. Yani pasif sigara içiciliğinden dolayı kalp hastalığı riskinden ölme olasılığı %30 daha artıyor. Akciğer kanseri de artıyor. Ha, şimdi %30 dedi. Burada da akciğer kanseri riski de artar dedi. Dolayısıyla bursa oldu. Şu non-smoker, şunu başka renge boyayalım. Bak, the letter da bu. İlki, sonuncusu. As your child develops, çocuğunuz geliştikçe they go through progressive development stages. Yani gelişimsel evrelerden geçer. From birth into adulthood. Yani doğumundan çocukluğuna kadar. Çevresel, genetik ve kültürel faktörlerin hepsi çocuğun gelişimini etkileyebilir. Ve how quickly
they progress from one stage to the next. There were child psychology can help you highly important and valuable information. O zaman çocukta bir negatiflik oldu ki birdenbire çocuk psikolojisi devreye girer diyor. Evet. Şimdi A şıkkına diyor ki children in early ages, çocuk ilk yaşlardaki yani başlangıç yaşında çocuklar tend to interact with their environments, peers and adults. Burada sorun yok bakın. Sorun arıyorum. Niye? Çocuk psikoloğu sana yardım edebilir diyor. Burada genç çocuklar dünyayı öğrenirler, gözlemlerler diyor. It is difficult for children to explain what they are going through. Yani bakın burada bir progressive development stage'lerden geçiyormuş çocuklar. Ondan sonra bütün bu faktörler çocuğun gelişimini etkileyebilirmiş. Yani ve and how quickly they progress from one stage to the next. O zaman it is difficult for children to explain. Yani çocuklar için bu ne yaşadıkları açıklamak zordur ve duygularını da analiz edemezler diyor. Doğru. Burada besinden falan bahsediyor. Hiç alakası yok besinin. Kronik stres falan filan da hiç alakası olmayan şeyler. O zaman Ceyhan olacak. How the pyramids in Egypt were built. Yani Mısır'daki piramitlerin nasıl yapıldığı. How the pyramids in Egypt were built. Mısır'daki piramitlerin nasıl yapıldığı. Mısır'da bulunan piramitlerin nasıl yapıldığına dair bilgi. Is one of history's great mysteries. Yani Mısır'da bulunan piramitlerin nasıl yapıldığı tarihteki gizemli konular. Konular. Konular arasında yer alır. Burası cuk diye oturdu. All is known is that. Tüm bilinen de şudur. Nedir bakalım? It was constructed some 4,500 years ago to endure the eternity of its rulers. Bilinen şu ki, all is known. Dönemin hükümdarların sonsuzluğunu temin etmek için 4500 yıl önce inşa edildi. Yiyecek maddelerinin üzerindeki yazılar. Yazılı uyarılar. Ne kadar küçücük yazılırsa, ne kadar küçük yazılırsa, onları okuma olasılığı da o kadar az olur. O zaman bu ne kadar o kadar bak. Ne kadar? O kadar. Yani the more. The more tiny warnings on food substances are written, the less is the likelihood of reading them. Evet. Geldik anlam bozan sorulara. Some objects reflect light, little light. Bazı nesneler az ışık yansıtır. Diğerleri tıpkı cam veya ayna veya su gibi reflect almost all the light. Bütün ışığı yansıtırlar çünkü düzler ve smooth yani pürüzsüzdürler. For a long time scientists were not sure about how light travels through space. Birden farklı bir konuya geldi. Uzun bir süre bak cümlemiz de past tense'te. Uzun bir süre bilim adamları ışığın uzayda nasıl seyahat ettiğinden emin olamadılar.
Sam Todd, bak Sam dediği kim? Bilim adamları. Evet. Bilim adamlarına Sam dedi. Thought that light behaves like a wave. Others claimed that. Sonra today diyor, scientist diyor. O zaman arkadaşlar hiç okumaya gerek yok. Şu baştaki A şıkkı. Çünkü bakın, bir de scientist emin değiller dedi. Bazıları şöyle düşünüyor dedi. Diğerleri böyle dedi. Günümüzde bilim adamları şunlardan şunlardan hemfikirler dedi. Fakat ışık aynı zamanda fotonları, yani bir demet gibi seyahat eden fotonları, motonları var dedi. O zaman doğru cevabı, yani anlam bozan şıkkımız Ankara. The brain, beynimiz diyor milyonlarca sinir hücresi, nöron adı verilen sinir hücrelerinden oluşur. Almost all of them are there when you are born, but they are not connected with each other. Evet. Şuraya da bir virgül koyalım. Virgül koyduk. Evet. When you learn things as a child, the brain starts to create pathways between the neurons. Tamam. As time goes on, things become easier for you to do and you don't have to think about them because you do automatically. Şimdi bakın, beyinden falan bahsederken E şıkkında neden bahsetmiş? Allah Allah. Niye böyle oldu? Bu E şıkkında disorders that destroy brain cells, yani beyin hücrelerine zarar veren hastalıklar çok ciddi olabilir. Çünkü vücut kayıp hücreleri yerine koyamaz. O zaman E şıkkı anlam bozar. Evet, hepinize sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Sağlıcakla kalın.